Gönder Bayrak AŞ marka vizyonu sunar. Altaş TV ekranlarından, Marka Vizyon programımızdan herkese mutlu akşamlar. Değerli izleyenler, her hafta farklı sektörü ekranlarınızda taşımaya devam ediyoruz. Bu hafta ise tabii sektörleri bir arada toplayan STK'larımız var, çatı kurumları var. Dolayısıyla iş ve ekonomi dünyasının önemli isimlerinden biri, tabii sadece ülke değil, uluslararası ölçekte dernekçilik faaliyetini yürüten, kısa adı ASİAD olan Anadolu Birleştirici Sanayici ve İş Adamları Derneği'nde bugün hem ekonomi hem iş dünyasını konuşacağız. Tabii kıymetli başkanımız Sayın Yücel Yalçınkaya ile bir aradayız. Bizler kendisini tanıyoruz. İstiyoruz ki ekranlarında yeni izleyenler, bizleri yeni takip edenler için Yücel Yalçınkaya kimdir diye kısaca bununla birlikte başlayalım. Başkanım, programımıza hoş geldiniz diyelim. Dediğimiz gibi birçok isim sizleri tanıyor ama ekranları başında bir kez daha tanıtmakta fayda var. Yücel Yalçınkaya kimdir? Evet, öncelikle Marka Vizyon programına çok teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir güzel programla karşı karşıya getirip tanıtma programı gerçekleştirdim. Yücel Yalçınkaya Ordu Aybası doğumlu ve yıllar önce İstanbul'a gelmiş. Kendi adına kendi firmasını kurmuş, iş dünyasıyla birlikte çalışan, inşaat firması olan Ordulu bir hemşerimiz. Tabii bu çalışmaları biz Ordulu hemşerilerimizle, iş dünyasıyla ve Türkiye'nin içerisinde istihdam üreten bütün iş adamlarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalışmak üzere Anadolu Birleştirici Sanayici ve İş Adamları Derneği olan, kısa adı ASİAD olan ASİAD'ı kurduk. Evet, bunu biraz daha açarsak, ASİAD fikri nereden oluştu? Sizleri dediğim gibi biz biliyoruz. Siyasette, STK'da yine varlığını sürdüren, hemşeri derneklerinde tanınan bir isim ama şimdi iş dünyasında Avrupa'ya doğru da hükmeden bir yapıdasınız. Dolayısıyla ASİAD'ı biraz daha tanıyalım. Yani bu fikir nereden oluştu ve kuruluş amaçlarını da sizden dinleyelim. Evet, ASİAD gerçekten son dönemlerde çok adından sıkça bahsettiren bir kuruluş. ASİAD biraz önce anlattığım gibi Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Adamları, tabi içerisinde bulunan birleştirici kelimesinin anlamı bizim için çok büyük önem taşıyan, ifade eden bir cümle. Birleştirici, bütün sektörleri içerisinde birleştiren ve iş dünyasıyla ilgili bütün yapılanmaları, farklı grupları, farklı sektörleri, farklı çalışma projelerini hepsini bir arada buluşturup onlardan daha güzel projeler ortaya çıkarıp bir istihdam geliştirmek ve bunları Türkiye'de hem devletine vergi anlamında katkı sağlamak, hem iş anlamında üretime daha büyük katkılar sağlamak ve projeler geliştirmek anlamında bir hedef ortaya koyduk. Arkadaşlarımızla bir araya gelerek daha önceki STK'ları da inceleyip ve bu STK'ların amaçlarını ortaya koyup yeni bir model ortaya koymayı düşündük. Bu ASİAD'ın bir baktığınızda çok farklı bir modelde ortaya çıkan bir yapı. Diğer yapılar gibi değil, başka STK'lar da var iş dünyasıyla ama biz bu STK'da hem farklı kuruluşları ve sektörleri bir araya getirirken tabana da hitap eden bir sektörüz. Yani bir iş adamı arkadaşımız farklı bir bakkalcı da burada olabilir. Evet. Marketler zinciri olan kurum kurulmuş. Tabii ki bizim ASİAD'ın içerisinde kolej sahibi var, hastane sahibi var, giyim mağazası olan var, inşaat firması olan var, lokantacı var, düğün salonu olanlar var. Yani bütün sektörlerden var. Yani çok da donanımlı, liyakatlı arkadaşlarımız bunlar. Hepsi kendi sektöründe, kendi alanında çok başarılı olmuş insanlar. Taşıma sektörüne kadar. Bir iş adamımızın taşımayla ilgili bir ihtiyacı olduğunda hemen ASİAD'ın üyeleri var. İşte taşıma sektöründe. Kendi içinde de bu çalışmaları yapıyor. Örnek veriyorum, düğün salonları var. Mesela çok büyük düğün salonları olan
arkadaşlarımız var. Asiyad'ın içinde veya üyelerinden arkadaşlarımızın çocuklarının düğünleri var. Kendi ailelerinin düğünleri var. Diyoruz ki kardeşim bizim kendi üyemiz var. Hemen indirim yapıyor. %30 indirim yapıyor. Düğün salonunu indirim yapıyor. Hastaneye gidecek. Hastanelerle anlaşmamız var. Üyelerimiz gittiğinde hastanelerden hiç geri dönmüyor. Her türlü yardım yapılabiliyor. Bu organizasyon şeması içinde de iş evlilikleri de yapılmış oluyor. Kesinlikle. Peki şunu da sanki duyar gibiyim. Biz de üye olmak istesek ya da üye oluşumları ne şekilde diye soranlar vardır. Peki üye olmak isteyenler ne şekilde ulaşacaklar? Üyelik şartları nedir? Tabii ki üye olmak isteyen, biz ülkesini, devletini seven, milli olan herkesi üye yapıyoruz. Herkese. Fakat öncelikle devletine, vatanına sadık olacak. Ülkesine sadık olacak. Terör örgütleriyle ilişkisi bulunmayacak. Sicili bozuk olmayacak. Ve ülkesine istihdam sağlamak isteyen, proje üretmek isteyen, iş yapmak isteyen ve kendisini uluslararası arenada tanıtmak isteyen, yurt dışı ve yurt içi içerisinde iş yapmak isteyen bütün iş adamlarına kapımız açık. Buralarda yer alabilirler. Buralarda yer alabilirler. Peki Asiyat kurulduğu günden bu yana neler yaptı? Ne gibi faaliyetler içinde? Asiyat kurulduğu günden bu yana bütün basında da gözüktüğü gibi Asiyat aslında 2017 itibariyle kuruluşu var. 2017'den bu sürece kadar çok büyük işlerin altına imza attı. Örnek veriyorum, çok mesela en önemlisi Barış Pınarı operasyonu sürecinde devletinin yanında ve ülkesinin yanında olarak milli duruş sergileyip Avrupa'da lobi yapacak bir pozisyon aldı. Yani biz bir STK'yız, iş dünyasıyız. Fakat devletimizin ve ülkemizin bazen eksik bırakabildiği veya girmek istemediği veya giremediği noktalarda biz kendimize aksiyonla alıyoruz. Biz Barış Pınarı sürecinde kendimize rol biçtik ve Avrupa Parlamentosu ve Avrupa liderleriyle lobisel anlamda çalışmalar yaptık. Türkiye'nin haklılığını ortaya koyan ve Türkiye'nin kendi operasyonlarında ülkesini korumak ve ülkesinin bütünlüğüne gelebilecek tehditlere karşı yapılacak operasyonlarda haklılığını Avrupa platformlarında dile getirdik. Ve bunları devletimizle paylaştık. İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız da bunların hepsini resmi olarak paylaştık. Ondan sonraki süreçlerde de mesela şu anda Asiyat çok önemli bir açılım yaptı. Avrupa Sivil İnisiyatif Platformu başkanı olan arkadaşımızı Avrupa'da Almanya merkezli Asiyat'ın Almanya temsilcisi yaptık, Avrupa temsilcisi yaptık. Ben de bunları soracaktım ki yapılanma, teşkilatlanma, hani bir orduluyuz, ordu kanalında yayındayız. Yani siz de bir başkanı ordulu olmayasa bile gerek orduda gerek uluslararası arenadaki yapılanmalarınızdan bahseder misiniz diyecektim ki bir Almanya çıkarması da yapıldı. Oradan burada temsilciliklerle birlikte programlar yapıldı. Dolayısıyla bu yapılanmayı soracak olursak, ülkede yapılanmanız tamamlandı mı? Ordu ve diğer Avrupa ülkelerini soracak olursak neler söylersiniz? Evet, çok güzel bir soru. Bu yapılanmaları zaman ve süreç içerisinde yaparak devam ediyoruz. Çünkü ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Çünkü insanları bir anda tanıyamıyorsunuz. İş adamı çıkıyor, bir bakıyorsunuz arkasından. Tabii sizinle çalışmak çıkıyor. İsteyenler olacak ama onları da filtreden geçirmek gerekecek. Kesinlikle biz kurumu ayakta tutmak adına bunları da görmek lazım. Biz bu çalışma sürecinde ülkemizin çok büyük badireler atlattığını ve çok büyük sıkıntılar yaşadığını ve bu sıkıntıların STK'ların içinde de olduğunu gördük. Yakın zamanda bir darbe teşebbüsü ve ülkemizi işgalle ilgili bir girişimler oldu. Bu girişimlerde STK'ların içinde, farklı STK'ların içinde bu yapılarla işbirliği yapan yapılar tespit edildi. Devletimiz bunları tespit etti. Binlerce STK kapatıldı. Evet. Binlerce STK'nın içinden bu yapılar tespit edildi. Yani bunlar devletimizin hukuki mercilerinde şu anda yargılanıyor. Biz
yapımızın içinde bu tür yapıları ve bu tür örgütlenmeleri ve bu tür işlerin içinde bulunanları istemiyoruz. Asla istemiyoruz. Biz tertemiz ülkesinin birliğine, beraberliğine sadık olan, ülkesine ve bayrağına, vatanına sadık olan insanlarla yürüyeceğiz. Küçük olsun, çok büyük iş adamı olmasına gerek yok. Ama temiz küçük olsun. Küçük ölçekli, orta ölçekli işletmeler de bizimle birlikte şu anda. Çok büyük iş adamı olabilir, yanımızda da olabilir. Onlar da var şu anda yanımızda. Spor dünyasından da var, sağlık dünyasından da var. Hepsinden arkadaşlarımız var ama temiz arkadaşlarımız var. Vergisini veriyor, devletinden vergi kaçırmıyor. Çalıştırdığı insanları daha fazla emeklerini teslim ediyor. Yani emek hırsızlığına karşıyız. Devletinin, yetiminin, öksüzünün, şehidinin haklarını gasp edenlere karşıyız. Biz onlarla bir arada bulunmak istemiyoruz. Biz istihdam üreten, vergisini veren, devletine sahip çıkan, devletiyle yakın ilişkiler içerisinde olan tüm iş adamlarımızla birlikte olacağız. Bu küçük büyük hiç fark etmez. Evet, ordu yapılanmasında ordu konusunda evet. Orduda çok değerli iş adamı arkadaşlarım var. Çok sevdiğim arkadaşlarım var. Tabii onlarla bu süreçte görüşeceğiz. Çünkü biz zaten orduluyuz. Ama ordular her zaman biz onlarla gönül bağımız var. Hep birlikteyiz. Ordu ülkemizde çok önemli bir yeri var bizde. Ve hak ettiği yerlerde mi ora tartışılır. Ordu tabii bu anlamda hep iş adamlarıyla birlikte daha koordineli çalışıp oraya da desteklerimizin olması lazım. Ama Avrupa'daki ordularla da diyalog kuruyoruz biz. Yani Almanya'daki teşkilatımızda ağırlıklı olarak ordulu arkadaşlarımızı da arıyoruz. Oraya gidin diyoruz, orayla bağlantı kurun diyoruz. O ilişkilerimizi devam ettiriyoruz inşallah. Ve Avrupa'daki iş adamlarıyla Türkiye'deki iş adamlarının bağlantısını da hızlı kurup daha fazla yatırım çekmeyi ve orada da iş yapan arkadaşlarımıza daha fazla yardımcı olmak ve onlarla el ele verme konusunda da hızlı çalışmalarımız var. Evet, hem ülkemizin ithalatına, ihracatına da kesinlikle, katkı sağlaması noktasında destekleriniz olacak. Peki bu arada ithalat, ihracat dedik, yani iş evlilikleri dedik ama tabii artık Ocak ayını bıraktık, Şubat'a girdik. 2019'u değerlendirecek olursak geçtiğimiz yılı, ülkemiz ekonomi açısından, iş dünyası açısından nasıl geçti, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben oraya geçmeden bir iki cümleyle tamamlayayım. Buyursunlar. Tabii Avrupa teşkilatlarımız dediğimiz alanda bizim Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda teşkilatlamalarımız hazır bir durumda. Başkan arkadaşımızı tespit ettik ve görüşmelerimizi sağladık. Onunla şu anda sadece protokolümüz kaldı. Protokolümüzü yapıyoruz. Azerbaycan'da temsilcimizi şu anda hazırladık, görevini verdik. İnşallah orayla daha yakın ilişkilerimiz var, daha hızlı bağlantılarımız var. Şayda geçtiğimiz haftalarda konsoloslukları falan da ziyaret ettik. Evet, onları da gözlemliyoruz. Ankara ziyaretimiz oldu. Avusturya, Belçika, Fransa gibi yerlerde şu anda temsilcilerimiz hazır. Onlarla çalışmalarımız hazır. Yakın görüşme içerisindeyiz. Fakat bu arada biraz önce söylediğiniz gibi 7 tane ülkenin başkonsolosuyla bir araya geldik. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosumuzla bir araya geldik. Çünkü oranın bizim için çok büyük bir önemi var. Oraya sahip çıkmak ve oradaki ilişkilerimizi ve oranın stratejik anlamdaki özelliğinden dolayı da orayla daha yakın ilişkilerimizi geliştirme konusunda görüşmeler yaptık ve Çalıştay'la ilgili mutabık kaldık. Peşinden Azerbaycan Başkonsolosumuzla görüştük. Orayla Türkiye'deki iş adamlarımızın daha yakın çalışma programlarını gördük. Çok memnun oldular. Bu konuda iki ülkenin tarihten beri olan yakın ilişkileri ve kardeşlik bağlarının daha da yoğun bir şekilde geliştirmesi anlamında onlar da mutlu oldular. Ayrıca ASİAD'ın bu tür role bürünmesinden de çok mutlu oldular. Başkonsoloslar şunu söylüyor. Biz İlk defa bir iş dünyası yapılanması bizleri ziyaret ediyor. Yani örnek veriyorum. Özbekistan Başkonsolosumuz bize cumhurbaşkanlarını burada bir programda davet edebileceklerini, davet etmek istediklerini ve bizimle de bir
program yapmak istediklerini dile getirdiler. Ve Özbekistan'a yapılacak yatırım ve Türk iş adamlarının, yatırımcıların her birine her türlü desteği vereceklerini söylediler. Ve biz dedi konsolos olarak elimizden ne gerekiyorsa onu yaparız diye söyledi. Son yine dönemde Libya ile olan, biliyorsunuz Akdeniz'deki o deniz sahanlığı ile ilgili o süreç çok tartışıldı ama tabii Libya bizim için çok özel bir yeri olan bir ülke. Bu süreçte Libya konsolosluğunu da ziyaret ettik. Libya konsolosluğuyla da sohbet ettik. Onlar da çok mutlu oldular. Onlar da bizimle tabii Türk iş adamlarına verdikleri değerleri anlattılar. Bundan sonraki süreçte daha fazla yatırımla ilgili çalışmalar yapmak istediklerini söylediler. Biz de Libya'daki iş adamlarımızın sorunlarının olduğunu ve bu sorunların çözülmesi gerektiğini, onların kalan ödemelerinin yapılması gerektiği konularında onlarla çalıştığı konusunda hemfikir olduk. Son olarak Güney Kore Başkonsolosumuzla bir araya geldik. Tabii bunları yaparken bütün iş adamlarımızdan ekip ekip gidiyoruz. Arkadaşlarımız da oraları tanımaları konusunda, oralarla işbirliği yapmaları konusunda, daha fazla diyalog kurmaları anlamında daha özel oluyor. Onlar da bu konudan çok mutlu oluyorlar. Tabii yarın işte diyelim Kore'ye gidecek, konsolosu tanıyor, oradaki insanları tanıyor, orayla bağlantısı İşinin var. İşinin daha hızlandırılması tabii anlamında etkisi olacak. Bilimsel anlamda, iş anlamında çok büyük atılımlar yapmış Güney Kore. Bize şunu söyledi, 30 tane Güney Koreli iş adamıyla biz çalıştay kuralım dediler. Biz bunları devletimizle de paylaşıyoruz. Bakanlıklarımızla paylaşıyoruz, iş adamlarımızla paylaşıyoruz. Bunlar önemli gelişmeler. Bunlar daha önceki STK'larda görmediğimiz durumlar. Şimdi biraz daha hızlandırılacak. Evet. Kısaca ekonomiyi değerlendirelim demiştik. Ekonomi, devam edelim tabii size. 2019 hepimizin bildiği üzere süreç biraz sıkıntılı geçti ekonomide. Faizler yükseldi, alım gücü de azaldı ona göre. Azaldı, iş alanlarında işsizlik oranı çok yüksek derecede arttı. Ama bunun sebepleri vardı tabii. Bunun sebepleri Türkiye'yi ekonomik anlamda sıkıştırma ve yani bir operasyon. Büyüyen bir ülke tabii, olması. Hızlı büyüyen ve kendi coğrafyasında ve dünya ölçeğinde, Avrupa ölçeğinde hızla büyüyen ve gelişen kendi alanlarında kendi silahını üreten, kendi teknolojisini, kendi ekonomisini yani çok hızla yukarı çeken bir ülkenin bir şekilde ekonomik olarak da bu darbe sürecinden sonra ekonomik olarak da önünün kesilmesi gibi senaryolar yapıldı. Evet. Tabii operasyonlar oldu. Bu operasyonlar çok kolay olmuyor. Bunların hepsi ekonomiyle ilgili. Bunların hepsi ülkenizin ekonomisi çok güçlüyse siz daha güçlüsünüz. Geriye bakmazsınız o zaman. Dünya sizi konuşur, Avrupa sizi konuşur. Ama tabii burada devletimiz her türlü tedbiri almaya çalıştı. Her türlü çalışmayı, projeyi ve kendi halkını daha düzgün, daha rahat, refah seviyesi daha yüksek olsun diye kendi bankalarıyla işbirliği yaparak bu süreci rahatlatmak istedi. Tabii özel bankalar da burada bir şey açmak istiyorum. Özel bankalar bu konuda kendi devletinde çok büyük paralar kazanıp çok büyük işte faizler, rantlar elde ettiği halde devlet bankalarının faiz oranlarını daha düşük seviyeye çekmesi sürecinde onların da bu şekilde da adım atması lazım. Devletine sahip çıkması lazım. Bu bayrağın altında bu ülkede kazanıyorsan, bu ülke insanlarından kazanıyorsan, bu ülkenin insanlarına da katkı sağlamak zorundasın. Evet. Peki 2020'den kısaca alacak olursak öngörüleriniz, evet, 2020, ekonomide düzelme olacak mı? 2020'de hepimiz umutluyuz. Evet. Yani 2020'de tüm milletimin üzerine güneş doğar gibi, yani bu güzel ekonomik refahın daha yüksek, iş hayatının daha, yatırımların daha hızlı dönüştüğü, tabana inen paylaşımın daha rahat olduğu bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum. Şu anda da devletimiz 0.79 konut kredileri, yani bu anlamda hızlı çalışmalar, projeler, üretimler, bu alanda büyük çalışmalar var. Peki umutlu bir haber aldık sizden. Yani güzel bir haber. Tabii ki böyle devam edecek inşallah. Peki bunun yanı sıra genç yatırımcılara, girişimcilere bir abi olarak, bir iş dünyasının temsilcisi olarak önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir? Evet.
Ben genç girişimciler gerçekten gençliği çok seven bir insanım. Gençlik bu ülkenin geleceği. Evet. Onlar bu ülkenin güneşi, aydınlık yüzü. Onlara her platformda sahip çıkmak lazım. Onların bütün projelerinde bir abileri olarak her türlü destek olacağımı söz veriyorum. Gençliğimiz birinci derecede eğitimini tamamlaması lazım. Bu ülkede her şeyden önce liyakat ve ehliyet. Bunlar kendi alanında bilimsel çalışmalar, bilgili olmak, kendi alanını geliştirmek ve bu alanda bilgi sahibi olmak insanları daha yani bir çıta daha yukarıya Yukarıya doğru atıyor. çıkartacaktır. Girişimci olmak, atılım yapmak, cesur olmak. Yani Türk milleti cesurdur zaten ama girişimci olmak. Yani beklememek lazım. Türkiye'de devletimiz her türlü orta ölçekli KOBİ'lerde veya bu alanlarda gençliğe çok önemli projeler sunuyor. Bu projeleri takip etmeleri lazım. Bu projelerden kendilerini yetiştirip kendi işlerini kurmak için belki de 3-5 arkadaş bir araya gelmeleri lazım. Ortak Yani yatırımlar ortak yapılabilir. yatırımlar, bizlerin içinde arkadaşlarımız yani bu tür sektörde Bu mesela yapının içinden de yine bir ufak ufak tabii ki bizlerde mesela projeler. arkadaşlarımız geliyor diyor ki şu projede ortak olalım. Her birimiz imece usulü küçük küçük yatırımlarla ortak projeler ortaya çıkarıyoruz ve bu ortak projeler hem kendiliğinden yukarı çıkarken çok da güzel bir dostluk oluşuyor. Ekip ruhu oluşuyor işte. O ekip Samimiyet ruhu, varsa o ekip evet, ruhu da devam samimiyet edecektir. orada. Biz şimdi sadece iş adamı olarak bakmıyoruz olaylara. Dostluk olarak bakıyoruz, samimiyet olarak bakıyoruz, arkadaş olarak bakıyoruz. Onlarla zor günlerinde bir araya gelme anlamında bunları paylaşıyoruz. Sıkıntılı günlerinde el uzatıyoruz. Güzel günlerinde yanlarında oluyoruz. Önemlisi de Bunu bu. paylaşmak En önemli önemlisi de bizde. bu. Peki programın sonuna geldiğimizi işaret ediyor yönetmenim ama son bir soru. Yücel Yalçınkaya birçok yerde sivil toplum kuruluşunda, siyasette yer aldı. Bu süreçte siyasi arenadaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yücel Yalçınkaya siyasi anlamda bir hedefleri ya da bir planları, programları var mı? Bunu da öğrenmek istiyorum açıkçası. Evet. Yücel Yalçınkaya aslında gençlik yıllarından beri siyasetin bir şekilde içinde. Bir şekilde içinde. Gençlik yıllarında başlayıp daha sonraki süreçlerde yerel yönetimlerde içinde bulunmuş. İlçe yönetimlerinde, belediye yönetimlerinde bulunmuş ve 3 dönem İstanbul'da belediye meclis üyeliği yapmış. Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği gibi yerlerde bulunmuş ve gençliğe de biraz önce söylediğimiz gibi Yücel Yalçınkaya Ordu'dan gelmiş 3 dönem İstanbul'da kendi mücadelesiyle belediye meclislerinde görev almış bir abileri olarak bu genç arkadaşlarımız bugün daha liyakatlı, daha donanımlı, daha üniversiteli, İmkanları da var aslında. imkanları daha güzel, şartlar daha güzel. Cumhurbaşkanımız seçilme yaşlarını daha aşağı Aşağı çekti. çekti. Ama dediğiniz gibi tabii ordulu olarak da şunu söylemek istiyorum. Ordulular bu konuda nedense İstanbul'da siyasi arenada beklentileri karşılanmamış ve elinden tutan belki aksiyon alan aktörler ortaya çıkmamış. Çok güzel, çok donanımlı arkadaşlarımız Var. var. Çok iyi yetişmiş arkadaşlarımız var. İki üniversite bitirmiş, üç üniversite bitirmiş, işte doktorasını yapmış, çok büyük çalışmalar yapmış arkadaşlarımız var. Toplumsal karşılığı olan arkadaşlarımız var. Ben de burada milletvekili adayı oldum. Yani sosyal medyalarda görebilirler nasıl çalıştık. Süreci nasıl Belediye işledik? başkan adayımda hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Destek veren, siyasi hayatımızda, iş hayatımızda, STK hayatımızda destek veren hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Sizlere de hem siyasette hem iş dünyasında başarılar diliyoruz. Renk kattınız. Güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm bizi izleyen seyircilerimize, dinleyenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Anadolu Asyad'ı izlemeye devam etsinler. Anadolu Asyad kendi alanında belki de yakın zamanda çok büyük işler yapacak ve çok büyük işlere imza atacağını inanıyoruz ve tüm hemşerilerimizi de
Bu yapının içinde güzel kaliteli arkadaşlarımızı bekliyoruz. Evet değerli izleyenler, bir Marka Vizyon programımızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka sektör, bir başka başarılı iş insanıyla karşınızda olabilmek ümidiyle efendim. Esen kalın. Gönder Bayrak AŞ, Marka Vizyonu sundu.